Ferah Hanımcığım, biz sizi tanıyalım. Az çok biliyoruz, eşiniz vefat etti, akrabanız da aynı zamanda da. Şimdi burada kiminle yaşıyorsunuz, normalde neler yapıyorsunuz? Bir tanıyalım Ferah ablayı. Atom karınca dedikleri Ferah abla aslında kimmiş? Evet. Ben 56 yaşındayım, ev hanımıyım. Bir tane oğlum var. Eşim vefat etti. Oğlumla ikimiz yaşıyoruz. Senin bir çocuk mu var sadece? Ha, bir çocuk. Sadece bir tane oğlum var. Evet, bir tane. O da 15 sene sonra oldu. Boş. 15 evet. Sene çocuğun olmadı mı? Olmadı. Sonra Allah verdi onu bize. Sen o sürede de çok sıkıntı çekmişsin. Çok ağladım. Çünkü hani sizin oralarda böyle çocuk mevzusunu çok problem ediyorlar. Aynen. Hemen bunun yükü kadına atılıyor. Dedikodu, laf, söz, yani insan kendi derdini bırakıyor da milletin lafını, sözünü düşünüyor. Evet. Aynen onları yaşadım Kadir Bey. Aynı tahmin ettiğin her şeyi yaşadım. Öyle yani. Peki şimdi eşinin tarafı da akraba olduğu için o taraftan mı baskı gördün, yoksa çevre, kolu, komşu tarafından mı? Yani işte yani her taraftan biraz böyle tabii her gördük. Ama biz eşimle çok iyi anlaşıyorduk. Hiç bizim aramızda öyle konu olmadı yani. Hiç eşim bunu problem etmedi. Yok yok, asla. Diyorduk ki hani olmasa da olmasın diyordu. Sonra Allah verdi bize Hakan'ı. Zaten abi seni o kadar çok seviyor ki yani onun için hiç o problem değil. Evet. Ama işte etrafa bunu geçiremiyorsun. Ya bu sefer insanın huzurunu kaçırıyorlar evin içinde. Her bir ortama gittiğinde çocuk düşünmüyor musunuz? Yani hani kimse huzurunu kaçırmasa bile sen takıyorsun yani. Hani niye olmuyor, niye? Hani keşke olsa, bizim de olsa, bir eksiklik istiyor yani. Kendinde yani hissediyorsun yani. Bir sene, iki sene, 3 sene, 8 sene değil, 15 sene. 15 sene evet. 35 yaşındaydım ben. Şu anda 56 yaşındayım yani. Ama o benim dünyada en büyük şansım. O senin için şimdi. Evet, fark ettim. Evet, Allah da iyi kişilerle karşılaştın. 15 sene sonra olup da iyi bir geline de düşsün ki şöyle yüzünde gülsün. İnşallah, inşallah. Şu anda dünyada bir tane oğlum var adı başı. Evet, hiçbir şey yok başka. Peki biz kahvelerimizi alalım, sonra biraz daha seni tanıyalım tabii ki de. Tamam. Ben şekerli içiyorum. Ben de şekerli. Siz de şekerli. Benimki sade. Benim de sade. Tamam canım. 2 sade 3 şeker. Hemen yapıyorum. Ferah Hanım 2 gündür bize o kadar çok böyle şatafatı seviyorum falan diye bahsetti ki açıkçası ben onun salonundan daha böyle gösterişli bir şey bekliyordum. Ama yanıldım. Ferah Hanım'ın evinin dekorasyonunu normal buldum. Aşırı beğenmedim. Kendisi çok abartılı şeylerden hoşlandığını söylemişti. Ama çok aşırı şaşalı bir ev değildi bence. Kahvelerimiz geldi. Fincanlarınız ne kadar şık. Bu şekerli mi alıyorum? Şekerli. Buyurun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Bol kahveli günlerimiz olsun. İnşallah. Sohbet muhabbet olsun. Allah gelin kahveleri nasip etsin sana da. Amin, amin. Beğendiniz mi fincanları? Şatafat seven bir hanımefendiye göre nasıl? Evet, güzel. Ben de beğendim. Şık. Bir böyle bir fayans modeli var üstünde sanki, yani şey hamam çinisi gibi. Değil ama kulbunun sen beğendin mi? Beğendim, evet. Çok severim ben. Biz bugün menüyü çok merak ediyoruz. Evet. Çünkü yarışmacımız Siirtli. Yani Siirt'in yemekleri de çok güzeldir. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Tabii ki ülkemizin tüm hanımların elleri lezzetli ama Güneydoğu Anadolu'nun, Doğu Anadolu'nun, İç Anadolu'nun daha böyle biraz daha eli lezzetli. Merak ediyorum acaba nasıl yemekler yapacak? Ferah Hanım, sizin sunumunuz benim sunumumun yarısı bile olamamış. Çok şatavattan bahsettiği için 2 gündür aslında çok da şatavatlı değildi kahve fincanları da. Ferah abla da potansiyeli yüksek görüyor musunuz? Çıtayı yükselttiniz mi? Ben yemek konusunda hani bir öngöremiyorum. Yani bir şey yapamıyorum, merak ediyorum. Nasıl bir yöresel bir menü mü seçecek, yoksa... yöresel mi? Aynen. Yani hamaratlık konusunda şimdi yaşı bizden büyük. Evet. Yaş muhabbetine girmiyorum ben artık. Kesinlikle. Ben öyle takıntılarım yoktur asla. Ben girmiyorum artık yaş muhabbetine. Asya'nın şu an gözü korktu. 35 senelik evliyim, 56 yaşındayım. Evet. Yani neyse, ben yine merak ediyorum yaşınız itibariyle ne birisi oldu. Yani yaşın büyümesi güzel bir şey, tecrübe de büyüyor. Evet. Peki ne yapacağım bugün bize? Tam karşında kameraya bir say. Perde pilav yapacağım, içli köfte yapacağım ama biz kitel diyoruz. Arapçası kitel, yani bunu araştırırsanız zaten bulursunuz. İçli köftenin dışında bir şey mi bu? İçli köfteye mi kitel diyorsunuz? Yok, içli köfte ama bizim haşlanmış içli köftemiz oluyor. Haşlanmış suda, daha hafif oluyor. Aynısı değil mi? İçinde kıymalı harç, bulgur. Ama böyle yuvarlak, yani bizim şekli farklı. Tamam. Okay. Kaşık salatası, patates topu, çiğ börek, kırmızı kızartma yatağı ve de şey... Kırmızı kızartma yatağı? Nasıl bir şey? Kırmızı biberden herhalde değil mi? Kırmızı biber, evet. Kırmızı biberden... Kapya biber kızartacağız. Kapya biber. Kapya biber içinde kızartma. Onu yapacağım. Ondan sonra bir de kuru cacığım var. Çorbanız çok herhalde. Cacık var ya kız. Mercimek çorbam var. Çorba hani çok karıştı. Süzme mercimek çorbam var. İnanmıyorum Ferah Hanım. Bir de bana o kadar yorum yaptınız. Süzme mercimek çorbası. Ama süzme mercimek çorbasını herkes içiyor. Hani başka şeylerin var mı? Başka bir şey mi söyledim? Nimet Hanım'ın evinde niye uzaylılar içiyormuş gibi? Yani çok tuhaf olmadı mı şimdi? Yani. 2 tane de tatlım var. Ha, 2 tane. Evet, 2 tane de tatlım var. Birisi burma baklava. Birisi de şimdi yine söyleyeceğim ama Kadir Edim köstebek pasta. Bu kadar da yani. Tesadüf. Ama olmamış mı? Birbirimizin menüsünü bilmiyorduk yani. Evet. Yani 2 tatlı seçtiniz. Evet, çok tesadüf yani. Olmuş. Evet, bayağı bir tesadüf. Mercimek çorbası o günün olayı. Yani menümüzü bilmediğimiz yok. Köstebek pastayla burma baklavayı nasıl aklınıza geldi ikisini yan yana bulmak? Ya köstebek pastam benim güzel oluyor, tamam mı? Hem böyle çok pratik, illa muhakkak tariflerini alacaklar bunların. Burma kadayıfım da çok güzel oluyor. 2 tane koydum ben. İkisini de tatlıyım dediniz. İsteyen onu yer, isteyen onu yer. Birini beğenmezlerse birini beğenir. En azından kendimiz yapmayın. Yani şimdi belki diyebilirler, sonradan görecekler. Biraz hafife kaçmış diyebilirsiniz. O yüzden ben 2 tane yaptım. Bence dış ses bize bir daha bir menüyü saysın mı? Şimdi sen heyecandan saydın ama kafamız karıştı bizim açıkçası. Evet. Menüyü hemen sayıyorum. Süzme mercimek çorbası, Siirt usulü çiğ börek, kapya biber yatağında kızartma, patates topları, kuru cacık, berde pilavı, içli köfte, kaşık salatası, köstebek pasta ve büzme baklava. Peki, tabii ki bunların yetişmesi de önemli. Tam 10 çeşit. Olması da önemli. İnşallah heyecanıma kapılmam. Kapılmazsın, kapılmazsın. Size 10 çeşit çıkaracağım inşallah. Hadi bakalım, alnının akıyla inşallah, hakkında hayırlısı. Hazırsanız evin detaylarını gezelim mi hanımlar? Tabii. Haydi bakalım. Hazırsanız haydi buyurun hanımlar, gezelim evimizi. Ferah Hanım fazla evin her yerini gezmeyin diye bizi başta uyardı. İşte hastayım, işte benim yaşım var. Ferah Hanım, yaşınız var, hastaysanız bu yarışmada işiniz ne? Burası bir hamaratlık yarışması. Mutfakta elimi sürdüğüm her yerde yağlar vardı, kirler vardı, tozlar vardı. Ferah Hanım beni çok şaşırttı. Ben temizdir diye düşünüyordum ama Ferah Hanım beni büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Ferah Hanım kaç yıllık ev hanımıyım dedi durdu ama evi hiç temiz değildi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.